Hoş geldiniz, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tabii ki zor bir süreç. Sizin dediğiniz gibi bu zor süreçte zor bir görevi devraldık. Bunu bilerek geldik buraya. Ben ve ekibim kendimize inanıyoruz ve güveniyoruz. Buraya gelirken takıma da inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Dolayısıyla bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir içinde olacak. Çünkü hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı duyguları hem sahada hem saha dışında gösterirsek bu zor süreçten ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum inşallah. Bunun için çabalayacağız, uğraşacağız. Her zamanki yaptığımız görevi aynısını yapacağız. Yani Galatasaray çok büyük bir camia. Başarılarla dolu bir camia. Dolayısıyla bazen özellikle böyle Avrupa markası olan Galatasaray camiasının böyle ara sıra da olsa böyle durumlar oluyor. Ama tabii ki Rizespor'un ve bizim durumumuz da şu an baktığınız zaman iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Takım halinde oynamaya çalışacağız. Özellikle takım halinde oynamaya çalışacağız. Ki biliyorsunuz en az gol atan takım ve en çok gol yiyen takım ve en ortalama olarak genel anlamda en az koşan takım. Bunu istatistikleri ki fazla takılmam ama bazıları da gerçektir. Bu istatistikleri tersine çevirmek için uğraşacağız, çabalayacağız. Kısa bir süre var yani baktığınız zaman kısa bir süre var. Yani milli takım arası da falan yok. Dolayısıyla hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarmak için, bu işin üstesinden gelebilmek için bunları yaşadım çünkü. Hem Antalya'da hem Konya'da çok yaşadım bunları. Ve üstesinden geldik. İnşallah burada da onu yapacağız. Tabii bunu antrenmanda göreceğiz. Bunu maçta göreceğiz. Hiçbir oyuncu bu durumda olmak istemez. Yani hiçbir oyuncu olmak istemez. Ama bir gerçek var ki bu durumdayız. Bu durumdan çıkmak için herkes derler ya eli taşın altına koyacak. Yok, ben onu kabul ediyorum. Gövdesini koyacaksınız. Yani gövdeyi koymadan, hissetmeden. Yani benim için amatörlük, profesyonellik, ben de çok iyi profesyonelim. Hem teknik direktör, hem futbolcular, eski futbolcular. Ama amatörlük olmadan, amatörlük benim için duygudur. Duygu hissetmeden, sonuç, oyun, ne olursa olsun o duyguyu hissetmeden hiçbir şey yapamazsın. O duyguyu hissettireceğiz. Bunu alevlendireceğiz. İnşallah bunu başaracağız. Desteklesinler, sonuna kadar desteklesinler, son maça kadar desteklesinler. Ve maç oynanırken de başından ve son anına kadar desteklesinler. Şimdi destek duygudur. Sevmek bir duygudur, üzülmek de bir duygudur. Bunu hep beraber yaşayacağız. Hep beraber yaşıyorsak başaracağız. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin.